Gazetelerdeki Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi hemen bir bağlantı daha yapacağız ve Ahmet Selim Kulla Fenerbahçe'nin gündemini tabii ki bu akşam oynanacak Ümraniyespor maçını da detaylıca konuşacağız. Selim günaydın, iyi haftalar diliyorum sana. Hoş geldin yayına. Günaydınlar Ezgi, iyi yayınlar diliyorum ben de. Çok teşekkürler. Şimdi taraftarlar transferleri merak ediyor ama onu istersen ikinci bölüme bırakalım. Önce bu akşam oynanacak karşılaşmayla bir başlayalım. Taraftarının önüne çıkacak Fenerbahçe ve sezonu açacak Ümraniyespor karşısında. Peki nasıl bir maç, nasıl bir sistem, nasıl bir kadro beklemeliyiz Fenerbahçe'den bu akşam? Ezgi, Fenerbahçe sezonu açıyor. Aslında sezonu en erken açan takımdı diyebiliriz. Avrupa Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev maçlarıyla sezonu en erken başlayan takımlardan biri oldu Türkiye'de ve bu akşam da lig için açılışı gerçekleştirecek Sarı Lacivertler. Tıpkı Avrupa maçlarında olduğu gibi yine kapalı gişe bir maç oynanacak diyebiliriz. Çok az sayıda, sembolik sayıda bilet kaldı. Bunun dışında zaten 37 bin aşkın kombineyle bu sezona yönelik beklentisini ortaya koymuştu Sarı Lacivertli taraftarlar. Bu akşam da yine 40 bin civarında 40 bini aşan bir taraftar sayısı olacak. Tabii iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Etkili bir başlangıç yapmak istiyor. Jorge Jesus daha önceki açıklamalarında ligin kendileri için en önemli hedef olduğunu ifade etmişti. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra bu sezonki en önemli hedeflerinin lig olduğunu belirtmişti Jorge Jesus ve bu doğrultuda da bu akşam kazanarak başlamak istiyor. Tabii son oynanan Slovasko maçında alınan 3-0'lık galibiyetle moralleri yukarı çekmeyi başardı Sarı Lacivertler. Bu akşam da yine o maçla benzer bir anlayışla sahada olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki değişiklik olacak bazı oyuncularda ama sakatları da düşündüğümüzde ki onlardan bahsedelim. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, João Pedro ve Serdar Aziz. Bu dört isim sakatlıkları sebebiyle bu akşamki maçta forma giyemeyecekler. Üç tane yerli takımın önemli yerli oyuncusunun olmaması bu anlamda Fenerbahçe'nin çok ciddi bir yabancı kuralı ile ilgili takıldığı bir sıkıntı yok ama sonuçta bu akşam biraz daha yerli rotasyonun, yerli seçiminin nasıl anlatalım kısıtlandığı bir ortam olacak. Bunu ifade edelim. Şunu söyleyelim, bu akşamki maçta belki normalde orada başka tercih görebilirdik ama bu yerli sınır sebebiyle Emre Mor'un sahada olmasını beklediğimizi ifade edelim. Hemen böyle kısaca bir kadrodan da bahsedeyim. Kalede yine Altay forma giyecek. Onun da bir sakatlığı vardı. Son maçta yedek kulübesinde yer almıştı ama o zaten tedbir amaçlı bir hamleydi. Altay'ın diz bölgesinde, çapraz bağların olduğu bölgede bir ağrı darbe olduğu için riske atmamak adına o maçta oynamıştı. Bu akşamki maçta forma giyecek. Defansta sağda Osayi, solda Ferdi, stoperde Zalai ve yine Gustavo Henrique ikilisiyle başlamasını bekliyoruz. Belki burada bir Luan Perez tercihi görebiliriz ama Zalai'nin başlama ihtimali daha yüksek diyebiliriz. Hemen önlerinde Arao. Hücum hattında da sağda Emre Mor, solda Rossi, merkezde Lincoln, forvette de Valencia, Joshua King ikilisiyle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Jorge Jesus'un maça dair notlarımızı bu şekilde sıralayabiliriz. Dediğimiz gibi Fenerbahçe taraftarının önünde neredeyse tamamen dolu stadyumda sezonu bu akşam açacak. Peki geçelim istersen biraz da transfer gündemine. Özellikle bugün bütün gazetelerdeki hatta evet, bizim de malum bu konuyla ilgili bir haberimiz vardı. Maxi Gomez ismini görüyoruz. Özellikle Fanatik Gazetesi'nde Selim, şimdi bu anlaşmanın detaylarını tabii ki sana soracağım. Transferin ne aşamada olduğunu da soracağım ama şöyle bir haber var. Uruguaylı oyuncunun ayak kemiğinde tekrarlayan bir sakatlığı olduğu ve bu sakatlığında kafalarda bir soru işareti yarattığına dair. İstersen bu konuyla ilgili de bir bilgilendirelim izleyicilerimizi. Maxi Lopez, Fenerbahçe'nin istediği oyunculardan bir tanesi. Forvet için girişimlerde bulunduğu oyunculardan bir tanesi. Ama tabii ki İspanya basında çok fazla haber bitince
Her hani transfer bitmiş gibi bir atmosfer oluştu ama henüz bu noktaya geldiğini söyleyemeyiz bu işin. Bunu belirtelim öncelikle. Maxi Gomez ile ilgili sakat aslında bir süredir takımla birlikte çalışmıyor. Bunu belirtelim. Sakatlıkla ilgili bir sıkıntı yaşamıştı ama açıkçası sakatlığının çok ciddi bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Maxi Gomez Valencia'dan kesin olarak ayrılacak ve bundan dolayı oradaki gazeteci arkadaşlarla konuştuğumuzda sakatlık durumunun çok ciddi olmadığını, biraz da transfer durumuyla alakalı olarak antrenmanlara çıkmadığını öğrendik. Bunu söyleyelim. Yani sakatlık konusunda ciddi bir problem gözükmüyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Ama oynamadığı için de antrenmanları da çok fazla çıkmadığı için de doğal olarak böyle bir durum var. Hafif bir sakatlık sebebiyle forma giymiyor gibi durum var. En azından dediğim gibi İspanya'daki gazeteci arkadaşlar bu durumu biraz böyle yorumluyorlar. Fenerbahçe ile Maxi Gomez ilişkisine gelecek olursak da yani benim öğrenebildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin 8 milyon euro teklif etti ama Valencia'nın 12 milyon euro istediği bir durum var ortada. Fenerbahçe bu oyuncuyu istiyor, ilgilendiği oyunculardan biri ama henüz bitme aşamasına geldi bu transfer. Olduğu bitiyor noktasına henüz gelmediğini belirtelim. Fenerbahçe'nin farklı forvet adayları da var. Burada yeni isimler de öğreneceğiz muhtemelen kısa sürede ki ben Sörloth konusunda hiçbir zaman kapanmadığını söylüyorum. Yani daha sonra tekrar açılabileceğini, Leipzig şu anda top satıcı gibi gözükse de transfer döneminin sonuna doğru tekrar açılabileceğini söylüyorum. Farklı isimler de çıkabilir ama şu anda girişimlerde bulunan ciddi adaylardan bir tanesi ama 12-4 milyon euroluk fark bir şekilde ortada noktada buluşulabilir mi? Bu konuda çok çok emin değilim. Burada tabii ki Valencia kulübüyle yürütülen pazarlık süreci etki olacak. Oyuncu zaten sosyal medyadan işte gerek yaptığı paylaşımlarla, beğenilerle Fenerbahçe'ye olan ilgisini oradan da gösterdi. Oyuncu Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor, buraya gelmeye sıcak bakıyor. Ama bu orta yolu bulma noktasında yani bonservis pazarlığı noktasında kesin olarak mutlu sonuç çıkar mı? Henüz bunu söylemek için erken, biz de süreci takip ediyoruz. Fenerbahçe'nin zaten transfer hedefleri forvetle birlikte tamamlanacak. O yüzden burada da iyi bir takviye yapmak istiyor Sarı Lacivertliler. Eğer ki ayrılan olursa anca başka bir transfer daha olur. Eğer böyle bir durum olmazsa Fenerbahçe, yani beklenmeyen ayrılık olursa tabii ki zaten ayrılmasını beklediğimiz 8 civarında 8-9 tane isim var. Bunlar dışında sürpriz bir ayrılık olursa belki başka bir transferde gündeme gelir ama bunun dışında Fenerbahçe bir tek forvet transferi yapıp bu dönemi kapatacak. Bundan dolayı da pazarlık süreci devam ediyor. Henüz bu transfer kesin olarak bitiyor demek için erken ama. O zaman istersen hem beklenen hem de beklenmeyen ayrılıklardan da biraz bahsedelim. Özellikle beklenmeyen ayrılıklarda bugün ve aslında birkaç gündür Zalai'nin isminin çok fazla Evet. geçtiğini görüyoruz. İlgilenen kulüpler şu anda nasıl tekliflerle geldiler Fenerbahçe'ye? Önce istersen bunu aktaralım ve tabii ki Zalai'nin gitmesi halinde ne gibi alternatifleri olabilir Fenerbahçe'nin? Yani şunu söyleyelim, Zalai piyasası olan bir futbolcu ve daha önce de teklifler geldi ama bu teklifler Fenerbahçe'yi çok fazla tatmin eden teklifler olmadı. Bunu belirtelim. Yani 10 milyon euronun etrafında dolaşan çok çok üstüne çıkan teklifler olmadı. Etrafında dolaşan teklifler oldu daha çok. Bundan dolayı zaten Fenerbahçe sezon başında söylüyorduk ki Minje'yi de Zalai'yi de aslında satmayı düşünmüyor ama şimdi tabii Luan Perez'in gelmesi oraya önemli bir yatırım oldu ve burada Jorge Jesus eğer ki Zalai'yi burada biraz daha kulübede düşünmeye başlarsa ki şu anda böyle bir şey olmadı ama ben o zaman bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü futbolcuların doğal olarak oynamadığında ki Serdar Dursun'la ilgili de çok fazla haber gördük. O forma şansı bulamadı yeni sezonda henüz. Onunla ilgili de transfer haberleri çıkmaya başladı. Ancak böyle bir durumda yani ciddi bir teklif geldiğinde Zalai'nin ayrılma durumu olur ama henüz şu an böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Bunu da belirtelim. Çok ciddi yüksek oranlarda Fenerbahçe'nin
reddetmesini zorlaştıracak bir teklif henüz yok. Onun sonra da tabii ki bir stoper takviyesi daha olabilir ama dediğim gibi hani şu anda Zalai ayrılıyor, Zalai gider veya kesin olarak kalacak. Burada biraz belirsizlik var Ezgi. Bu konuda biraz süreci takip etmemizde fayda olacak ama gündeme gelebilir tabii ki. Bir de hızlıca Selim hemen gidebilecek diğer oyuncuları da aktaralım istersen izleyicilere. Tabii zaten Colker, Meyer, Samatta, Lemos bunlar kadroda düşünülmeyen oyuncular. Bunlarla zaten yollar ayrılacak. Bunun dışında Pelkas, Tisserand ve Berisha %95'in üstünde oranla bu isimlerle de yollar ayrılacak. Bu oyuncular kendilerine kulüp arıyorlar. Bunun dışında yabancı sınırına göre, gelecek tekliflere göre Zajc ve Novan da ayrılma ihtimali var ama Zajc'la ilgili Torino'nun bir teklifi vardı. Daha sonra oraya Miran takviyesi yaptılar. Oradaki ısrarları biraz daha azaldı. Zajc konusundaki planları biraz daha değişti. Ama bu saydığım oyuncuların yani Novak ve Zajc'ın biraz daha düşük diğerlerine göre ama diğer 7 ismin neredeyse kesin olarak Fenerbahçe'nin ayrılacağını söyleyebiliriz. Peki Ahmet Selim Kul, çok çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Bugün için de sana kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.